Ferman efendi. Ferman efendi mi? Tamamen umutsuz bir vakayı niye alıyoruz hastanemize? Rahat etsin diye. Ya gitsin evinde rahat etsin. Yapılacak bir şey yok. Neden hastanemizde ölüyor? Çünkü o bir insan Muhsin Bey. Yapılacak bir şey var mı? Cerrah olarak soruyorum. Yapılacak bir şey var mı? Söyle. Aynen öyle. Sen kahramanlık yapacaksın diye hastanenin istatistiğini düşürmem. Kadını sevk et. Herkes atmış zaten. Saatli bomba gibi bulan kenara bırakmış aileyi. Yazık değil mi ya? Sevk et. Bu kadar. Dilber. Dilber! Dilber! Çıkmam lazım onu. Saçmalama ya. Enfekte olmuş olabilir. Karantina tulumlarını alıp geleceğim. Tamam. Ferman, güvenlik. Dilber! 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 Sakın kıpırdama. Orada kalman lazım. Bak, virüsü herkese bulaştırabilirsin. Dilber, duyuyor musun beni? Hocam. Hayır. Hocam. Dilber. Hocam. Orada kalman lazım. Hayır. Dilber abla nerede? Nerede sen? Nereye bakıyorsun? Nasıl gözetiyorsun? Ya bulaşıcı hastalık tehlikesi, çabuk git güvenliklere haber ver. Dilber. Dilber. Bak. Dilber. Dilber bak orada kalman lazım Dilber. Hem hastane için hem kendin için çok Dilber. Hayır bak şu an halüsinasyon görüyorsun Dilber. Sakın. Dilber tamam. Kötü hissediyorsun biliyorum ama Allah aşkına ne olur Dilber. Bak buradayım. Dilber. Buradayım. Dilber. Tamam tamam. Dilber bak buradayım. Neredesin Ferman? Neredesin? Dilber bak buradayım. Dilber. Geçecek. Bak buradayım. Buraya bak. Bana bak. Bana bak. Bak buradayım. Bak. Dilber. Geçecek. Bitecek. Tamam. 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 Sakin. 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 Hocam. Of of of. Nasıl? Efekte riski var. Neredesin? Nasıl çıktı? Nasıl çıkmış olabilir? Ben anlamadım. Çok özür dilerim. Kaçmış. Nasıl enfekte olabilir? Kuduz mu oldu? Değil değil değil. Alerjik bir durum var. Epiyle 1009'luk solüsyon vereceksiniz izotonik. Anafalaktik şoka girerse de adrenalin. Gel buraya gel gel. Karantinaya devam edeceğiz. Gel 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 gel. Gel yardım et. Gel çabuk. Gel sen de. Dön 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 dön. Yeter. Karantinaya devam. Çabuk götür. Devam. Geçtiği ayarı dezenfekte ettim. Tamam ben. Evet. Nerede kalmıştık? Boş yere yapılacak bir ameliyat için ne senin vaktini, ne hastanenin kaynaklarını, ne bölümün istatistiğini riske atamam Ferman. Herkesi kurtaramazsın. Anla artık şunu. Bütün katı dezenfekte edeceksiniz tamam mı? Hemen, hemen. Allah'ım sen bizi koru ya. Merak etme. Desteğimize ihtiyacım var. Tamam verdim gitti hadi çık. Tamam tamamsın tamam. Ne oluyor? Enfekte paramediye yaklaşmış. Vuslat Hanım özel kostümlerimiz vardı üzerimizde. Ayrıca erken teşhiste tedavi edilebilen bir hastalık. Kuduz Dilber henüz daha hastalığı kapmamış bile olabilir. Ya tamam ne istiyorsun? Bir hastam var. Ölmek üzere. Tıbben ona yardım edemiyoruz. Palyatif bakımda kalmasını istiyorum. Sen ne kadar güzel olmuşsun bugün. Teşekkürler. Saçların da çok uzamış. Daha ne kadar uzayacak kim bilir.
Yeni oyunlar öğrenmedin mi hiç? Öğrendim, taş kek makas. Oynamak ister misin? Olur. Ne zaman ameliyata alacaksınız bizi? Maalesef alamayacağız Şener Bey. Siz de mi? Ama sizin kesin yapacağınızı söylemişlerdi. Yani yapabiliriz tabii. Ama eşiniz sağ çıkamaz. Çok geç kalınmış. Bakın doktor hanım, bizler okumuş etmiş insanlar değiliz. İkimiz de tarım işçisiyiz. Bir aydır da yollardayız. Yani Bursa'dan Eskişehir'e, oradan Ankara'ya, yani son çare olarak buraya geldik. Ne olur Allah için siz de bizi göndermeyin. Keşke bir şey yapabilsek. Ne yapacaksınız yani? Başka hastaneye sevk edeceğiz. Hocam? Yapmak zorundayız Nazlı, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama kimsenin bu hastanede paradan, istatistikten başka bir şey düşündüğü yok. Özür dilerim. Ay Dilber abla ya, yazık kadına. Sen git orada hastayı al, ondan sonra kuduz çıksın. Üf, kadının şansı. Ay neyse, tamam, tamam konuşuruz. Niye buraya gelmiş ya? Oh. Kız ne haber, sen bakayım, çok susadım. Ne bu? Çok güzelmiş. Salatalık, kereviz, nane. Bakıyoruz kendimize herhalde. Ay ver, bitirdin be. Açı. Hı. Şu ne şu? Kan mı var orada? Gülin. Ay benim buram yara olmuştu. Saçmalama, ne diyorsun? Vallahi bak, kapıya sıkıştırmıştım, adamın kanı bulaşmış. Ay açık, koş hemen, koş eve git. İğne bir... Ay bir dakika, sen içtin, bundan sonra ben de içtim. Bana da bir şey olacak, öyle mi bulaşıyor bu, öyle bir şey mi? Sen beraber mi gidelim, ne yapalım? Bir sakin ol, bir böyle susama hissi var mı? Dilin damağın böyle kurumuş gibi, ha? Ben, dilim damağım bir... Bilmem, kurudu mu ki? Ay açım, uykuduracak mıyız, böyle mi oluyor? Tamam, bir sakin olur musun? Ya tamam. Böyle Özge, iki bir şey var mı burada, şuranda? Hı? Ay şimdi sen öyle deyince böyle şuruma bir şey oturur gibi oldu. Öyle bir şey mi? Aa, şimdi ne yapacağız? Böyle, böyle beni böyle böyle salyaların akı akı ısırasın geliyor mu Gülin? Yo yo, gelmiyor. Gelmiyor mu? Ay çünkü benim ısırasım geliyor sana. Ay ne diyorsun, nasıl ısırasın geliyor? Ya yiyeceğim seni, yiyeceğim, keçeceğim, keçeceğim. Şaka mı yaptın? Seni öldürürüm ben ya, lan delisi. İyice dorukla takıla takıla manyak oldun sen benim başıma ya. Ya şaka mı yaptın? Isıracağım seni. Isıracağım, ısıracağım. Git buradan, git buradan. Git buradan. Git buradan. Git buradan. Lan delisi, git buradan. Ya. Göreceksin sen. Ay. Aa. Senin ne işin var burada? Otur otur, sıkıldım ya bütün gün. Ali de bütün testleri yaptı bana. Sende durumlar nasıl? Of, Dilber abla aşıya reaksiyon gösterdikten sonra kaçtı. Ne diyorsun ya? Ay yok canım, toparladık şimdi, daha iyiydi. Dilan hızlıca kötüleşiyor. Bir de ben bakayım mı? Gerçekten patladım sıkıntıdan ya. Kuduz vakası da hiç görmedim. Ha? Bir bakarım ha. Oldu. Niye? Muhsin Hoca da kessin beni de. Nereden haberi olacak bunun ya? Ayrıca ben... Ameliyat olacağım. Hı. Son isteğim olabilir. Ya... Ya söylemesene şöyle şeyler. Ne ya? Tamam, tamam. Sadece kapıdan bakacağım. Olur mu? Söz. Ha? Hadi ya. Bir şey yapayım.
neredeyim ben? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Dilan Bey hastanedesiniz. Çok üzgünüm ama Kuduz oldunuz. Kuduz mu? Allah'ım. Ölecek miyim yani? Ailemize haber verdik. Allah'ım. Nereden kapacağım ki ben Kuduz? Vücudunda herhangi bir ısrar rastlanmadı. Bir hayvan da bulamadık. Yani nereden kaptığını bilmiyoruz Kuduz. Ya karaciğer nerede yazıyor? Ne? Dilan Bey. Karaciğer nakli ameliyatınız canlı bir donörden mi yapıldı? Ha? Nadir de olsa virüs enfekte bir dokuyla geçebilir. Eğer ameliyat canlı bir donörden yapıldıysa onu bulmalısınız. Kuduz olan o. Tamam Gül'in. Hemen o ameliyatın kayıtlarını, detaylı kayıtlarını bul, tamam mı? Başka Kuduz birileri de olabilir dışarıda. Allah'tan Doruk buldu. Tamam, acele et. Ne dedin sen acaba ya demin? Yeni dahi teşhis uzmanı Doruk Öztürk mü dedin sen telefonda? Orada bir yanlışlık var. Yeni dahi teşhis uzmanı, buraya kadar okeyiz, doğru. Doruk Özütürk, üyle. Ne yaptın sen ben ya? Bunun arkasına böyle pelerin mi taktın? Sen bak çıt çıtı da var böyle. Evet tamam, evet sen buldun. Ne yapayım? Musun Hoca'ya haber vereyim mi burada olduğunu? Yok. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hı, değil mi? Geçmiş olsun. Görüşürüz. Doktor abi, siz Lokman Hekim misiniz? Lokman Hekim mi? Öyle bir doktor varmış burada. Herkesleri iyileştiriyormuş, babam dedi. Babam mı hasta yoksa? Yok, annem. Değilim diyor ama yalan söylüyor. Adın ne senin? Söylemek ister misin? Olur, benim adım Şirin. Şirincim bak çok yanlış anlamışsın çünkü onun adı Lokman Hekim değil. Mucize doktor. Öyle diyorlar ona. Hayır, ben Lokman Hekim arıyorum. O da şey... Fermanmış. Bütün kalpleri iyileştiriyormuş, babam dedi. Kendi eli yaralanmış, diğer eliyle ameliyat yapmış. Kendini bile iyileştirmiş ya. Anlatıyorsanız söyler misiniz? Benim annem de iyileştirsin, olur mu? Ne olur. Şirin, o... bahsettiğin doktor benim. Hadi gel annemi getireyim, hadi gel. Yes, annem iyileşecek. Anne. Neredesin kızım sen? Lokman kim buldum ben? Kusura bakmayın, babası gazeteden okumuş, anlatmış. O da çıkamadı etkisinden. Masal kızım o, gerçek değil Lokman Hekim. Ama ben Lokman Hekim'i getirdim. Hadi yürü bakalım, gidiyoruz hadi. Ama bulmuştum. Neden gidiyoruz? Hadi canım, siz çıkışta bekleyin, ben geliyorum. Doktor Ferman Bey değil mi? Evet. Yani şu kadar için bile Allah razı olsun yüzüne renk geldi. Sağ olun. Durun. Eşiniz ameliyat olmazsa ölecek. Ne? Dediğim gibi eğer operasyona girmezse eşiniz ölecek. Ameliyat çok riskli. Siz de farkındasınız, bu operasyonu daha önce kimse yapmadı. Doktor Bey ne diyorsunuz? Ölecek mi? Müdahale etmezsem evet. Anlamıyorum Doktor Bey. Şermin Hanım. Bakın ben daha önceden tanışamadık, kusura bakmayın. Doktor Ferman.
Ameliyatınızı yapacağım. Yaşasın, annem iyileşecek. Yalnız söylemem gereken bazı şeyler var. Ameliyattan çıkamama riskiniz çok yüksek. Razıyım ben. Böyle yaşamaktan iyidir. Peki. Bir yere ayrılmayın. Ameliyatınızı yapacağım. Bu sefer 15 dakikada iniyoruz. İlk gün için çok iyi ilerleme bence. Tam 93 kere daha yapardık. Biz bunu bir güne tamamlamış olacağız. Muhsin Hoca bizi kovmasıdır. Muhsin Bey, Doruk'un ameliyatından dolayı sinirli ya, kafası karışık. O yüzden kızıyor. Çok riskli bir ameliyat. Doruk kararı benim vermem istedi. Nasıl? Hayatını sana mı emanet etti? Yapabilirim değil mi Nazlı? Muhsin Bey de benim yanımda. Yaparsın tabii. Nasıl ben senin yanındayım? Düşmüşüz. Olacak galiba. Alışacaksın bana. Olacak galiba. Aşk olsun. O kadar menü gönderdik sana. Hastane yemeği mi yedin? İdam mahkumları bile son gecelerinde canları ne istiyorsa onu yer, bilmiyor musun? İdam mahkumları diyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu iltifat için gerçekten. Ama öyle. Bilmiyoruz. Doğruya doğru. Refakatçin de yok zaten. Açık alacaktı da gönderdim. Hiç korkmuyorsun öyle mi? Herkes de bunu sorup duruyor ya. Korkmuyorum. Neden korkayım? Ölümden öte köy mü var? Ölümden korkmamanı anlıyorum tabii. Sonuçta neler gelmiş başına. Ama korkman gereken o değil. Neymiş korkmam gereken? Bütün sevdiklerini geride bırakmak mesela. En sevdiğin yemeği bir daha yiyememek. En sevdiğin yazarı bir daha okuyamamak. Sonra ameliyat edip insanları kurtaramamak. Kimseye umut olamamak. Sonra motorun. Ya. Düşünsene bir daha motora binemeyeceksin. O rüzgarı cuf diye böyle yüzünde hissedip o özgürlük hissini bir daha tadamayacaksın. Mesela sen en son ne zaman kendini o kadar özgür hissetti? Anladım.
Bak her şeye rağmen hayat çok güzel. Ondan mahrum kalmayı kim ister ki? En korkusuzu bile... Ölmek istemiyorum. Mutlu musunuz? O zaman yapman gereken şeyi yap bu akşam. Aileni ara mesela. Arkadaşlarını ara, onlarla konuş. Ay hiçbir şey bilemiyorsan gel benimle konuş. Ama böyle kapatma kendini odaya, hadi. Hadi gel, ben odamdayım. Kahve içeriz, sohbet ederiz. Tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Da iyice annem belliydi kendini ya. Korkmuyorum lan işte. Var mı? Allah Allah. Açmıyorum da içimi. Son bir şey yapacaksan. O da seninle yavrucuğum. Ne olmuş, durum nedir? Bir arabaya çarpmış, geliyorlar şimdi. Ali ile nasıl? Acildeler. Benim yüzümden oldu, ben korkuttum. Ve yalnız kalmasın diye, ailesini arasın diye söyledim ben ona. Tamam, ailesi bir susun. Beliz, ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Tamam, sakin ol bak, doktorlarımızı biliyorsun. İyi olacak, sakin. Gel. Altı ya. Borun özür dilerim. 31 yaşında erkek. Bir kilo yakama taç kardık. Tansiyon 150, komisyon 11. Morfin verdik, işlemedi. Çok acı çekiyor. Doruk. Doruk. Beni duyuyor musun? Göz bebekleri tepki veriyor. Bu iyi. Tamam. Evet geldim. Nedir? Yüzeysel bir yaralanması göremiyor ama çok acı çekiyor. Kurşun yer değiştirdi onu. Tamam. Ağrı şokuna gidiyor. Kaybı duracak. Komaya sokacağız. Narkotik ağrı kesici. Çabuk ver. Çabuk. Tamam Doruk. Tamam. Doruk tamam, geçecek. Aç elini çabuk.
Tamam, 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 tamam. Tamam Doruk. Tamam, 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 tamam. Hocam stabil. Normal döndü. Tamam ağlama. Komadan çıkarmayacağız. Direkt MR'a. Hızlı, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Al, 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 al. Haklısınız. Darbenin etkisiyle mermi yer değiştirmiş. Talamusun tamamen içine girmiş. Zaten zor bir ameliyattı şimdi. İyice imkansız hale geldi. Yani kurşunu çıkarmadan komadan uyandıramayız artık. Nereden çıkartacaksınız? Ama karar vermemişti ki. Ne yapacağız yani? Aileyi? Ya istemiyor adam. E kim karar verecek o zaman? Durun. Doğru kararı benim vermem istedi. Yazılı kağıdın var mı? Sözüme güvenmiyor musunuz? Ali yalan söylemez. Tamam. Peki. Sen nasıl diyorsan öyle yapacağız o zaman. Şimdi işler tamamen değişti. Çalışmamız lazım. İki alternatifle konuşalım. Hadi. Doruk. Sakın öleyim deme, olur mu? Duyuyor musun beni? Bak ölürsen gebertirim seni. Doruk. Affet beni ne olursun. Ben sen yalnız kalma diye söyledim o lafları. Gel benimle konuş diye. Ya çok özür dilerim yani yaptığım her şey için özür dilerim Doruk. Ben bir de evvelden seni tuttum, tehdit ettim. O madalyaları kimse alamaz senden. Olur mu öyle şey? Öyle bir şeye teşebbüs eden bir kere karşısında beni bulur. Duyuyor musun beni? Kimmiş o? Ona dokunacak olan kim? Ben alnını karışlarım onun. Doruk. Ya yemin ederim bak bir daha hiç üstüne gelmeyeceğim. Duyuyor musun? Yani hastane senin o derece. Bak ne yapmak istiyorsan yap. Ama ne olursun. Doruk ne olursun sapasağlam kalk. Rica ediyorum ne olur. Mustafa Hanım. İsterseniz siz biraz dinlenin biz Nevral Hanım. Yok yok ben iyiyim. İyiyim iyiyim. Biz de... Gelin tabii canım. Hepimiz ailesi değil miyiz? Ben eminim Ali ile Muhsin Hoca bir yolunu bulacaklar mutlaka. İnşallah. Ali? Yine kadavra bırakmamışsın hastanede. Kim sızlıyor Nazlı? Doruk ya ölecek ya sakat kalacak. Nasıl yani? Başka bir yolu yok mu? Çekirdeği çıkartmayı onlarca kez denedim. Hem önden hem arkadan. Mıknatısla bile denedim ama sonuç aynı. Ya ölüyor. Ya felç kalıyor. O zaman belki de... Yani... O zaman belki de yapılacak en iyi şey... Hasar minimum eğilecek. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Doruk kendini bana emanet etti. En iyisini sen bulursun dedi. Peki tamam, sustum. Benim bir şey bulmam lazım. Bulmak zorundayım.
Kendinizi suçlamayın Nusrat Hanım. Bir şeyler duydum ben. Siz suçlu değilsiniz. Sizin suçunuz değil. Nasıl benim suçum değil ya? Benim yüzümden gitti bindi o motora. Yani ona bir şey olursa gerçekten yaşayamam ben bu vicdan azabıyla. Olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ben inanıyorum. Ama eğer olursa da bence yaşayacaksınız. Ne diyorsun Selvi ya? Gerçekten sen nasıl dayanıyorsun ha? Adil Bey'in ölümünden sonra. Ben nasıl dayanıyorum? Size bir şey anlatacağım ama kızmayın olur mu? Niye kızayım canım? Ben geçen hafta protestodaydım. Bir protestoya gittim. Üniversiteli gençler, bilim adamları, bir de ben. Ne? Tutuklanıyordum neredeyse. Ödüm koptu kulağınıza gelecek diye. Ne işin vardı ki orada? Bu Güney Afrikalı bir CEO var ya hani kripto para borsasına duman edip duruyor. Onun uydularını protesto etmeye gittik. Atmosferi çöplüğe çevirmiş adam. Yani insanlar yıldızları göremez oldu. Benim teleskobum yok. Yıldızlardan da zerre anlamam. Hiç de ilgi alanım değil ama Adil o adama çok kızardı. O yüzden gittim protesto ettim. Sonra ben sabahları yumurta yemeyi hiç sevmem. Çok ağır gelir bana yumurta. Ama Adil yumurta olmadı mı kahvaltı demezdi o masaya. Sonra yüzmekten çok korkarım ben. Ama şimdi her hafta sonu yüzmeye gidiyorum. Yani küçükken bir boğulma tehlikesi atlatmıştım da oradan kaldı herhalde. Ama şimdi gidiyorum. Suyu gördüğüm anda bile kalbim çarpıyor, gözlerim kararıyor. O kadar korkuyorum. Ama giriyorum. Çünkü Adil çok severdi. Ben de böyle dayanıyorum işte. Ne yapayım yani? Ha? Doruk sevinsin diye ne yapayım? Kendime motor alıp motora mı bineyim şu yaştan sonra? Yani sevdiklerimiz öldükten sonra sadece iki şey kalıyor geriye galiba. Biri anılar, diğeri de onların yapmayı sevdiği şeyler. Yani ben ne kadar korksam da, ne kadar sevmesem de o protestoya gittiğimde o suya bıraktım mı kendimi? Adil yanımdaymış gibi oluyor. Bir şekilde kaybettiklerimizi içimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Bir yolunu buluyoruz. Ne olur üzülmeyin. Yani Allah korusun en kötüsü olsa bile siz de bir yolunu bulacaksınız. Ben inanıyorum. İnşallah. Ama buna gerek kalmayacak. Çünkü hiçbir şey olmayacak. Doruk öyle kolay kolay gitmez bir yere. Ben inanıyorum. İnşallah. İnşallah. Üzülmeyin. Gülün Hanım. Müslüm Bey. 5009'u sevk etmedik mi biz dün? Ettik hocam. Niye hala buradalar? Hocam Doruk'un yanında sabahladım ben. Şimdi geldim buraya tam bilmiyorum. Siz bu bölümün sekreteri değil misiniz? Siz bilmezseniz kim bilecek? Gülün Hanım lütfen size karşı olan bazı şeylerimi işinize engel olmasına izin vermeyin. Buna güvenmeyin. Yani yapmaktan hiç hoşlanmayacağım şeyler yaptırmayın bana lütfen. Hocam olur mu öyle şey? Ne diyorsunuz? Lütfen. Ben göndermedim Musim Bey. Niyeymiş? Çünkü ameliyat edeceğim kadını. Ha. Pıhtıyı almanın bir yolunu buldunuz mu? Daha bulamadım. O zaman cevap veriyorum. Hayır. Musim Bey. Ya başkasının yapmadığı ameliyatı biz niye yapıyoruz ya? Biri bana bunu açıklasın. Benim bölümüm niye böyle bir riskin altına giriyor? Çünkü o da insan ve ölmek üzere. Bırakın deneyeyim. Bu kadar kredim yok mu? Var. Kredim var ama yolu yok. Baka bitik. Hiç umut yok. Kusura bakmayın ama bölümümü sizinle yaktırmam. Şefiniz olarak bu ameliyata izin vermiyorum. Doruk'la ilgileniyorum. Ne olur iş çıkarmayın bana lütfen. Siz de hemen sevk edin kadını gitsin. Oh.
Ben Doruk'tan haber. Ali saat başı MR çektiriyor. Muhsin Hoca kanı bile çıkarmıyor. Allah'tan kuşu yine yer değiştirmedi. Bu hastanenin esas gücü böyle günlerde belli oluyor. Yani hiç kimse bırakmadı Doruk'u. Ferman Hoca, Ali zaten, Muhsin Hoca, Beliz Hanım. Vuslat Hanım bir saniye bile başından ayrılmadı. Tanju Hoca. Tanju Hoca dışında. Değil mi? Ya bir de Doruk'a ne kadar düşkün son zamanlarda. Ben bir de gece mesaj attım, söyledim. Gelmedi. Nerede acaba? Hocam, iyi misiniz? Ne? İyi misiniz? İyiyim. Doruk nerede Gülen? Komada tutuyorlar, aynı. Hocam... Ay o ne hal ya? Durumu nasıl? Kalamusun içine girdi kurşun. Ağır krizine girdi. Narkotik ağır kesici komasına soktuk mecburen. Peki kurşunu çıkarmanın bir yolu? Arıyoruz hala. Arka taraf mayın tarlası. Önden girsek frontal korteks %100 zarar görecek. İyi de bir şey yapmak lazım. En azından hayatına devam edebilirsin. Ondan... Geriye ne kalırsa ya. Onu mu diyorsun? Ferman. Konuştuklarımızda ciddiydik değil mi? Evleniyoruz yani. Evet. Ne şart altında olursa olsun. Kesin kötü bir şey çıkacak ama evet. İyi bir şey ama sonucunu kestiremiyorum. Ne oldu Ferman söyle. Hastam Şermin Hanım. Bu konuyu konuştuk. Beliz. Küçücük bir kızı var Şirin. Annemi ne olur buradan göndermeyin diyor. Her yerden kovmuşlar. Tamam biliyorum ameliyat kötü geçebilir. Kadın ölebilir. İstatistiğim düşebilir. Hastane için kötü olabilir. Ama o insanları kapının önüne bırakamam. Ferman sana bayılıyorum. Ama burası günün sonunda ticari bir işletme. Daha yeni yeni toparlıyoruz kendimizi. Ayrıca yani hiç umut olmayan herkesin gönderdiği bir hastayı biz niye kabul ediyoruz? Seni dinlemeyeceğim. Beni ezip yapacaksın yani ameliyat. Peki. Vuslat da Muhsin'e karşı seni savunma. Umurumda değil. Ameliyatı yapmaya gidiyorum. Nazlı. Hocam. Bilmesin gel. Hocam. Gel. Bir doktor olarak önceliğin ne? Hayat kurtarmak. Güzel. Peki hocalarınla kurman gereken ideal ilişki ne? İtaat etmek. Müthiş.
Ben Şermin Hanım'ı ameliyata alacağım. Şahane. Evet öyle ama departman şefinin haberi yok. Muhsin Hoca. Öğrenirse ameliyat kötü geçebilir. Kadını kaybedebiliriz. İşler tersine gidebilir. Anladın mı beni? Ama hiçbir şekilde haberi olmazsa bir hastanın da hayatını kurtarabiliriz Nazlı. Bak başını yakmak istemiyorum. Ama bir asistana ihtiyacım var. Sen ol istiyorum. Ben de misin? Hocam gurur duyarım. Emin misin? Çünkü birlikte kovulabiliriz. Ya doğru düşünmekten deliriyorum. Evet yerimde de duramıyorum. Ama kovulacaksak da hayat kurtardığımız için kovulalım. Çok gizli bir işimiz var sandım. Yürü. Ne yaptın? Buldun mu bir şey? O ne? Ameliyatın zorluğunu gösteren bir bulmaca. Muhsin Bey yaptı. İki tarafa da zarar vermeden çıkartmamız gerekiyor ama böyle bir yöntem yok. Ver bakayım. Şiştiği için çıkmıyor. Denedim ben. Ama ağzını genişletirsek de beyin hasarı olabilir. Ne oldu? Kaza sayesinde kurtulacak Muhsin Bey! Muhsin Bey! Buldum Muhsin Bey! Buldum! 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 Muhsin Bey! Buldum! 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 Buldum Muhsin Bey! Buldum! Sağır mıyım Ali, ben niye bağırıyorsun çağırıyorsun, ne buldun? Endoskopik beyin ameliyatı. Gelin gelin MR üstüne konuşalım, gelin. Kazadan önceki ve sonraki BT'leri. Ne fark var? Biri talamusun dibinde, diğeri içinde. Dikkatli bakın, üç boyutlu bakın. Lütfen üç boyutlu bakın. Mermi üçüncü ventrikle düşmek üzere. Dün böyle değildi. Arteriyel frontalden, saç çizgisinin bittiği yerden, tam tek bir delikten gireceğiz. Beyin yarı kürenin arasındaki boşluğu, longitudinal füsürü geçeceğiz. Karpus kolezyumda. Karpus kolezyumda mermi çekirdeğinin geçebileceği kadar küçük bir pencere açıp üçüncü boşluğa geçeceğiz. Çekip alacağız mermi çekirdeğini. Bakın. Aynı. Pipetle alır gibi. Beyin dokusuna hiçbir zarar vermeden. Güzel. Ama endoskopu nasıl ilerleteceğiz o kadar derinde? Bunu hiç düşünmemiştim. Perioperatif navigasyon sistemi. Evet, milimetrik beyin tümörleri ameliyatında tümörün yerini o an bulmak için kullanılan bir alettir, bir makinedir. Ama tümör için o cihaz. Mermi çıkartılırken hiç kullanılmadı. Hayır, yanılıyorsunuz. Kullanıldı. Adli hocam bir kere kullandı. Ama o operasyona ben girmemiştim. Kim vardı? Ferman hocam. Yaşa Ali. Hemen Ferman. Doğru kurtulacak. Evet, makas gönder. Al bunu. Kusura bakma Salih. Seni de sürükledik böyle. Estağfurullah hocam, ne zaman isterseniz. Kurtarabilirsek de kovulacağız, kurtaramazsak da. Kurtaralım da. Gerisi mühim değil. Evet, nedir kan basıncı? Gayet iyi. Hocam fırladı şimdi, 113'e 99. Kalbi çok hızlı atıyor, başını yatır hemen, başını yatır. Pıhtı beyine giderse ölür. Buz gönder.
Çabuk çabuk. Gönder Fensi'yi. Hocam bak. Ver. Kan ters akıyor. Aort kapağına bypass alıyoruz. Kardiyoplejik çözeltiyi vereceğiz. Metzenbaum çabuk. Gönder. Görünmüyor hiçbir şey. Nazlı bakın. Görünmüyor, görünmüyor. Devam, devam. Hocam bu kadar oluyor. Buz, gel. Güzel. Dinleyecekler. Ferman Hoca'yı gördün mü? Kliniği vardı. Bugün oraya gidecekti. Ama yok. Ben şeye baktım. Odasına baktım. Asistan odaya baktım. Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Telefonum da cevap vermiyor. 5009 numara nerede? Sevk et dediniz, ettik hocam. Ameliyathaneyi arayın çabuk. Ama programları ben yaptım, böyle bir şey yoktu. Lütfen arayın dedim, arar mısınız? Tabii. Cerrahi Gül'ün, Tuğçe'ye kimse var mı aşağıda? Tamam. Tamam. Hocam, Ferman Hoca Şermin Hanım'ı ameliyata almış. Şermin Hanım'ı ameliyata mı almış? Size bir daha bir hastayı sevk edin dediğimde gittiğini gözlerinizle göreceksiniz. Ambulansın kapısını açacaksınız, elini tutacaksınız, gerekirse helallik alacaksınız ama gittiğini göreceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sekreter ol, o dediklerinizi... Tam... Sen hiç konuşma. Senin belli bu itaatsiz huyları nereden aldın? Yürü, soracağım ben o fermanı. Tut, 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 tut. Nazlı tut. Gel buraya, tut. Hocam, MR'de görünümden çok daha kötüleşmiş enfeksiyon. Böyle olmayacak, solüsyonu veremeyeceğiz. Etrafından dolaşmamız gerek. Kalbin arkasına geçeceğiz. Nasıl? Bize bir kişi lazım. Ali, Ali'yi çağırın bana. Sakın Muhsin Hoca'nın haberi olmasın. Sakın, çaktırma. Tamam hocam. Neyi çaktırmıyormuşsunuz bana? Sana ameliyat yapmamanı açık açık söylediğim Hasan ölüyor şu an. Ben bunun hesabını vermem Ferman. O kadın öldüğünde kızına gideceksin ve anneni ben öldürdüm diyeceksin. Şu yaptığını 5 yaşında çocuk yapmaz. Doğru söylüyor, sen ne işin oldasın? Şu nedir şu? Düştü aşağı şimdi. Oksijen. Vursat Hanım benim hemen. Ne oldu? Muhsin Bey, anlıyorum. Anlıyorum, kızmakta da haklısınız. Ama burada bir hastanın hayatı söz konusu. Bir kişiye ihtiyacımız var. Lütfen. Ben gelirim. Sen nereye? Asıl sen hemen hastayı kapatıyorsun, ameliyattan çıkıyorsun. Diğer tarafta bize lazım. Aldım hastayı, nasıl bırakayım? Vakar. Adil Bey'le bir ameliyata girmişsin. Beyin ameliyatı, kurşun. Efendim? Satürasyon düşmüş doğru. Ömer Bey yer değiştirmeye devam ediyor. Solunum merkezine baskı yapmaya başladı. Hemen ameliyat almazsak. İndirin aşağıya, hemen geliyoruz. Ama Ferman Hocam. Arkadaşın ölüyor. Arkadaşın. Burada da biri ölüyor. Anlamıyor musunuz? Burada da biri ölüyor şu an. Bir hasta var. Bypass'ı alırsak rahatlayacağız. Orada da sen bize lazımsın. Bu prosedüre sen girmişsin. Allah'ım yarabbim ya. Muhsin Bey ne yapacağız? Cimlet getireceksiniz ama bana! Yahu bir kişi lazım, bir! Ali aşağıda! Hayır Ali, aşağıya değil! Kitlendik kaldık, bakın! Hadi! Gel. Kardiyoplejik solüsyon. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk! Gel, gel, çabuk yükle! Hadi, 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 hadi! Çabuk, aç! Ver, ver, veriyorum. Bypass hazır mı? Hazır hocam. Tamam güzel, kana karıştı. Kalp durdu. Benim kalbim de duracaktı. Tamam yeterli, kapat. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu bir gönder. Ne yapıyorsun? İnternetten prosedüre bakıyorum. Belki ezberle. Ben daha önce tümör çıkarttım o cihaza. Ne kadar zor olabilir ki?
Girelim yapalım mı diyorsunuz? Daha önce hiç deneysel prosedür yapmadık mı ya? Ben çok severim deneysel prosedürü. Ben de çok severim. Yani birlikte mi çalışalım? Bence evet. O zaman? O zaman. Ben. Dur. Aç bak, elinden geleni yap, tamam mı? Ay hadi mi vereceğim, hadi. Muhsin Bey. Doruk sapasağlam çıkacak değil mi bu ameliyattan? O mermiyi çıkarıp elinize bırakacağım Mustafa Hanım. Hiç kuşkunuz olmasın. Tamam. Evet. Pıhtıyı alıyorum. Aldım. Tamamdır. Geriye hasar onarım kaldı. Tamam. Gerisi sen de halledersin. Kolay gelsin. Nereye? İşim var. Nereye? Ne oluyor? Devam. Odacıklar ne durumda bir bak. Gilgit testere. Hocam. Navigasyon sistemi hazır mı? Hazır. Giriyoruz. Hadi bakalım. Mitral fissürü geçiyorum. Korpus kollosum. Geldik. Çapı kaçtı mermi çekirdeğin? 0.3 santimetre. Pencereyi açıyorum. Eyvah, arter yutuldu. Tansiyon fırladı hocam, 120'ye 100. Ver tamam. Şunları. Ver. Kör olduk hocam, ne yapacağız? Tut. O ne? O ne? Yap, sen sorma, dediğimi yap. Tansiyon düşüyor, çok hızlı düşüyor. Buldum. Tamam. Koter. Gliserol trinitrat mı? Hazırda bulundurmadan asla beyin ameliyatına girmem. Aklında bulunsun. Bulunacak. Teşekkür ederim. Evet. Pencereden üçüncü boşluğa giriyorum. İşte burada. Gel bakalım. Gel ya. Hadi çıkar bakalım Ali Paşa. Tamam. Tutuyorum. Tuttum. Evet, gel bakalım buraya. Çıkartıyorum seni. İşte burada. Güzel değil mi Doruk? Kafanda kurşun olsa da.
Kalbinde enfeksiyon olsa da güzel değil mi? Sağ ol. Delili konuşma, hadi kapat hastayı. Şeydi, sen de bunu ruhsatınama ver. Muhsin Hoca sözün dersin. Doktor bey. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Enfeksiyonu temizledim. Kalbi onardım. Ancak yemin ederim elimden gelen her şeyi yaptım. Lokman hekim falan değilim ben. Doktor bey, ne diyorsunuz? Kimsenin yapmadığını yaptınız bize. Paçavra gibi kapının önüne koydular bütün hastaneler. Ama siz en azından denediniz. Şerminimi insan yerine koydunuz. Umutla gitti benim karım. Değerli hissederek gitti. Allah razı olsun sizden. Sayenizde eşim mutlu olarak öldü. Ama ne yapayım? Ömrü bu kadarmış, değil mi? Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm. Hadi Doruk'cum ya. Hadi ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu hastanede işim bitmiştir. İstifa ediyorum. Delirdin mi? Delirdim mi? Ben mi delirdim? Ameliyatını yaptın işte. Size rağmen gizli gizli sizden habersiz ameliyat yaptım. Her şeyimi riske atarak ameliyat yaptım. Cerrahım, gizli gizli indim aşağı, ameliyat yaptım o insanları kapının önüne koymayın diye. Biz insanlar kötü durumda kalsın ister miyiz Ferman? Hayır. Ama dünyanın da bir düzeni var. Batsın o zaman bu düzen. Çok ciddiyim, batsın ya. Cebinde 5 kuruş para olmayan, şu kadarcık umutları olmayan insanları kapının önüne koydunuz Beliz. Ne bağırıyorsun ya? Bağırırım. Bağırırım ya. Herkes duysun bu hastanede. Param varsa iyileş, yoksa öl. Bu düzen bu, değil mi? Kabul etmiyorum. Reddediyorum. Bir parçası olmak istemiyorum bu düzenin. Bitti. Artık bu hastanenin bir cerrahı değilim. Ölsem bitti. Ölsem geri dönmeyeceğim. İstifa ediyorum. Küçükken bir çizgi film vardı. Küçük mekanik kaplanlar ayrı ayrı dayak yiyip sonra her bölümün sonunda birleşip kocaman bir robot oluyorlar. Buyurun. Böyle. En sevdiğim çizgi film. Ne demeye çalışıyorsun Ali? Açık konuş. Sizle ikimiz aynı o çizgi filmdeki gibi güçlerimizi birleştirirsek
Çok güzel olmaz mı? Ne diyorum ben ilk günden beri Ali? Sen kolları bacakları oluştur, ben gerisini oluştururum. Ali, bir konuşabilir miyiz? Doruk nasıl bu arada? Ferman Hocam, Doruk gayet iyi. Yani uyandıktan sonra tam durumunu söyleyebilirim. Ama bence Doruk iyi olacak. Neden biliyor musunuz? Neden Ali? Çünkü o kocaman robotların karşısında kimse duramaz. Muhsin Hocam. Hoca mı dedin sen bana? Evet Ali. Kimse karşımıza duramaz. Ferman Hocam. Dur, onunla benim konuşmam gerek. Sen Doruk'un başına ayrılma. Küstü mü acaba bana? Ya tamam Ali, iki dakika sevindirdin. Üzme beni. İlhan Bey, sizler Ömür. Kaynağı bulmuşlar, tedavi aldılar. İnşallah ölmez. İnşallah iyileşir. Ya Gül'ün Doruk nasıl? Var mı bir haber? Yok daha bir şey. Ay abla, benim çok sinirim bozuldu ya. Duramayacağım burada, ne yapalım? Aşağıda bekleyelim mi kapıda? Ay ne olursun, bak benim kalbim sıkışıyor. Hadi kalk. Gardın hemşire gel. Ay Açelya, ne oldu? İyi, iyi, iyi. Çok şükür. Oh. Ay Allah'ım, çok şükür. Ay Allah'ım, ömrümden ömür gitti ya. Şey çıktı mı peki kurşun, şimdi ne oldu? Çıktı. Ay usta sanırım istedi, ne yapacaksa. Stabil mi peki durumu? Abla stabil ama biliyorsun yani beyin ameliyatı bu. Uyanınca belli olacak artık. Biliyorum. Ay bir de bir uyanıyormuş, huyusuyu değişiyormuş, pamuk gibi oluyormuş Doruk. Doruk. Ay çok sıkıcı olur öyle ama ne yapalım, tahammül ederiz. Sağlık sonuçta, ben gidiyorum. İyi hadi. Ay çok şükür, çok şükür. Ay, çok şükür. Oh. Of. Of. Ferman Bey. Nasılsın Bey? Şu hastaneyi alın başınız açalım, tamam? İstifa ettim. Sen ciddi misin ya? Evet, çok ciddiyim. Hiç bu kadar ciddi olmamıştım Muhsin Bey. Lütfen bu durumdan Ali'ye bahsetmeyin. Doruk uyanınca kendim anlatacağım. Anlaştık. Doruk, duyuyor musun? Doruk. Ne oldu? Konuşma merkezi iyi gibi. İyisin değil mi? Bak. Ne yaptırdım sana? Beğendin mi? Bunu yaralarımın daha da deşmek için mi hazırlattınız? Hoşuna gider diye ben bunu... Ilık sütüm nerede benim? Ilık sütüm olacaktı burada, nerede o? Ilık süt mü? Anlamsız konuşuyor. Frontal korteks. Ama hiç dokunmadık ki. Ne zaman içeceğim onu ben? Ha? Balda koydunuz mu içine? Kanamadan olmasın. Çok kanama da olmadı. Ya ne oluyor ya? Be bana da söyleyin, nedir durum? Doruk. Nasıl hissediyorsun? Biraz konuş bakalım. Çok mutluyum hocam ya. Hı. Gerçekten. Böyle bir sevecenlik. Renkler. Çok mutluyum. Huyu da değişti. Ama nasıl oldu bu? Ya siz çok iyi insanlarsınız bu arada.
Yani böyle tek tek bakınca da öyle. Hep birlikte görünce de aile gibi. Hepinizin ellerinden öpmek istiyorum. Elleriniz dert görmesin. Gerçekten öpmek istiyorum. Çok komik gözüküyorsunuz şu an. Ay nasıl ya? Şaka mıydı? Ne bu? Şaka mı yapmış şimdi? Allah canını almasın senin sevimsiz. Ne biçim şaka bu? Hiç komik değil. Buzul Hanım çok teşekkür ederim. Gerçekten beni tıbbi atık araştırmaktan kurtardınız. Çok sağ olun. Alabilirim. Doruk iyi yani. Doruk dönmüş. Doruk bu kadar kötü bir şaka yaptığına göre Doruk iyisin. Doruk iyi. Farkında değilsin. Ama sen bu hayatın kıymetini biliyorsun. İstediğin her şeyi yapabilirsin. İnanıyorum. Nasıl? Sen benimle gel. Gel gel gel. Tamam mı? Her şey iyi değil mi? Ona göre eve gidip ağlayacağım da. Yani benim sinirlerimi mahvettin. Gerçekten beni mahvettin. Doruk, sevimsiz sırk. Ya nereye gidiyorsunuz? Çok, çok korkutucu ama çok güzel bir yer. Gel gel gel. Ferman! Ferman! Böyle gidemezsin. Ya Beliz. Gittim bile. Ferman sen kendin söyledin. O kadın için bir şey yapamazdı dedin. Ben bile bile kötülük yapar mıyım? Yapmaz. Bunu çok iyi biliyorum. Ama içinde bulunduğun sistem kötü. Kötü. Seni çok seviyorum. Ama artık burada durmayacağım. Kararlıyım. Doruk efendi. Kaldık mı baş başa? Evet hocam. Empati. Siz bir süngersiniz. Bilmece sormuştunuz ya hocam. Cevabı. Bildim. Aferin. Hocam siz de yalnız olduğunuz için mi benim bu kadar iyi anladınız? Teşekkür ederim. Hocam sizden son bir şey rica edebilir miyim? Yalnız kalmayacağız. Niye biliyor musun? Bu hastanede hepimize yetecek yer var. Hayat güzel bir hocam. Her şeye rağmen. Hayat güzel. Dur, ne bu acele?
çok güzel ve çok kısa. Bense bir şeyleri kaçırmak için çok fazla aşığım sana. Seninle her şeyi yaşamak istiyorum. En korktuklarımı bile. Ama... Benim yüzümden mi yoksa ben size sert çıktım? Ben mi ağlattım sizi yoksa? Niye o zaman? Bir şey konuşmak istemiyorum şimdi. Oldu o zaman. Muhsin Bey. Öyle gidilir mi hemen ama ya? Bir şey yok dediniz. Lafın gelişi dedim herhalde. Bu da ikinci dersimiz olsun o zaman. Siz bizim öyle her dediğimize hemen inanmayın canım. Biz bazen tam tersini kastederiz. Bir kadın ağlarken öyle bırakıp gidilir mi? Anladım. Gidilmez. Gidilmez. Yani ne diyeceğimi de bilemedim şimdi. Derdinizi söyleseniz. Erkek arkadaşım Ankara'ya taşınıyormuş. Öyle mi? Niye? Gitti diziye girdi çünkü. Orada çekeceklermiş. 3 sezon diyor en az. 3 sezon dizi mi olur Muhsin Bey? Keşkül yiyelim mi? Keşkül. Sizin her şeye cevabınız tatlı. İyi geliyor bana. Ay kusura bakmayın sinirlerim basın. Güleyim mi ağlayayım mı ne yapayım şimdi? Keşkül diyorsunuz. Tamam yiyelim be. Ama böyle kazanla yiyelim tamam mı? Tamam. Tamam. Buyurun. Merak etme, konuşacağım ben onunla. Hayır, sanki biz canavarız, kadının ölmesini istedik. Ameliyat ettiğinde ne oldu? İşte gitti kadıncağız. Başından belliydi yani, yapacak bir şey yoktu ki. Boşuna deliriyor Ferman. Ben sadece eve gitmek istiyorum Üstad. Hadi ben seni geçireyim. Lütfen bana yardım edin. Ay gene ne oldu ya? Ferman'a ulaşamıyorum. Onu gördünüz mü? Ne oluyor Tanju? Kızım. Senin kızın mı var? Benim kızım ölüyor. Geri geldim, kapıdayım. Ferman hocam nereye oldu biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Hatta tahmin bile edemezsiniz hocam. Ferman hocam iyi misiniz?
Hocam ne oldu? Ben gidiyorum Ali. Doçay. Ayrılıyorum hastaneden. Hocam. Abi neden dur? Ne diyorsunuz hocam? Ali sakın beni vazgeçirmeye çalışma. Kararım kesin. İstifam verdim. Muhsin Bey'e hocam dedim değil mi? Hocam yapmayın. Siz olmazsanız ben ne yapacağım? Siz benim hocamsınız, abimsiniz. Siz giderseniz ben ne yapacağım? Gel benimle. Nasıl? Gidelim bu hastaneden. Her şeyi yeniden başlayalım. Hı? Sen, ben. Var mısın? Direkt havaalanından gelecek değil mi? Evet de nerede kaldılar? Ya bir ambulans arasana. Tamam merak etme ama geldiler. Hocam geldik. Baba. Kızım aşkım. İyi olacaksın merak etme. Hadi içeri çok. Kızım. İyi olacaksın merak etme iyi olacaksın. Vuslat Tanju'nun kızı geldi. Ha nasıl durumu? Ben geliyorum şimdi. Tamam ama önce yapman gereken bir şey var. Ferman'ı arayacaksın ben aramam. Tamam ben ararım. Tamam. Nereye gideceksiniz peki? Bir üniversite hastanesi var. Bayağıdır teklif ediyorlardı, yok diyordum. Ama çok istiyorlar. Profesör kadrosunda. Şahane bir haber bu. Hı. Onlara senden bahsettim. Bayağı heyecanlandılar. Biliyorum. Bir değişim senin için çok zor. Yeni uzman oldun. Evleniyorsun. Başka şey nerede oldu? Beni bir dinle Ali. Karakterimiz de kim olduğumuz da bazen böyle anlarda yatıyor çünkü. Bir düşün. Önünde iki seçenek var. Ya şu an beni reddedersin, anında dönersin eski hayatına, gidersin sevgilinin koynuna girersin. Huzurlu, güvenli, risksiz. Ama hep aynı. Tekrar. Bir de diğer seçenek var. Teklifimi kabul edersin. Yepyeni bir hayata başlarız beraber. Yeni hayaller, yeni insanlar, yeni tecrübeler. Hayat kısa. Ufkumuzu genişletmemiz gerek. Cesaretli olmamız gerek. Belki bu dediklerimin hiçbiri olmayacak, bilmiyorum. Ama yeni hayaller var. Bundan eminim. Niye kuruyoruz yeni hayaller? Çünkü hayaller eskireli. Eskir. Benimle gelmezsen kırılma. Teklifimi reddedersen yani.
Ama şunu unutma. Kanatlarımızı alıp beraber uçabiliriz artık. Buyurun Mustafa Hanım. Ferman neredesin? Hemen gelmen lazım. İstifa ettiğimi hatırlatırım. Ya Tanju'nun kızı hasta. Tanju'nun kızı mı var? Ya işte gelirsen anlayacaksın. Yani biz de yeni öğrendik. Ama durumu ağırmış galiba. Şimdi Muhsin ilgileniyor da kötü bir şey söyleyecek diye ödüm patlıyor. Tamam, tamam geldim. Geldim. Arabesk yapayım baba? Sonra yapsın aşkım. Hı? Ama çok güzel yapıyorum son gördüğünden beri. Ben büyüyünce balerin olacağım. Lütfen bir kerecik. Hadi yap bakalım. Gel bakayım gel 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 gel. Gel Selvi. Tamam sakin. Sakin. Rahat rahat nefes al. Tamam. Lütfen sakin tamam. İyi misin? Şimdi birazcık dinlenelim tamam mı kuzucuğum? Tanju Bey. Bak bir şey olursa hemşire ablandan iste tamam mı? O beni çağırır. Ben de hemen koşarak gelirim tamam mı kuzucuğum? Tamam mı kuzucuğum? Baba. Seni çok özlemişim. Ya ben? Ya ben? Hemen geleceğim tamam mı? Evet. Kapıyı kapatalım mı? Filiz Hanım. Kızının kalbi aşırı büyümüş. Hele yaşına göre. Kardiyak hipertrofisi var. Solunum sıkıntısı çekiyor, ayağa kalkmakta zorlanıyor. Kaç tane stent taktırdınız bu çocuğa? Son 2 yılda 3 kere. Hasta bir anje yüzünden. Hiç iyi olmamış. Daha küçücük çok stent var. Tıkanmış hep bunlar. Efesi %25. Kızınızın kalbi çok yorgun. Tanju Hoca, 60 yaşında birinin kalbi gibi. Kurtulması çok zor. Sen ne diyorsun be? Doğru düzgün konuş. Tanju. Tıbbi fikrimi söylüyorum. Yalan mı söyleyeyim? Kızınızın yaşama ihtimali düşük. O lafını geri al. Muhsin Bey o lafını geri al. Tamam Tanju hadi gel. Gel biz konuşalım. Tanju. Ay Muhsin Bey ya. Ya siz de benden betersiniz valla. Yani laf diye söylenir mi? Baba o. Nasıl söyleyeyim? Babaysa baba. Doktor değil mi? Yalan mı söyleyeyim? Allah Allah. Sakin ol. Bak Ferman'ın olanı Ferman halledecek. Merak etme eminim ben. Ya düşündükçe delirecek gibi oluyorum. O kadar haklısın ki. Tanju ben... Senin bir kızın olduğunu bilmiyordum. Biz annesiyle kötü ayrıldık. Da çocuğu aldı yurt dışına gitti. İyice kötü oluncaya kadar da beklemiş hanımefendi. Benden dün öğrendim. Öğrenir öğrenmez buraya getirdim. Avukatlar, tehditler falan bin tane onlarla şey onlarla ben ilgileneceğim. Sen hiç merak etme. Onları ben halledeceğim. Tamam ya Beliz ben kötü bir baba mıyım? Ha? Onlardan çıktım. Ya baksana şu halime. Ben ona babalık yapamadım. Geldiğimiz duruma baksana. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Sakın kendini suçlu hissetme. Hastalık bu Tanju. Hırpalama kendini lütfen. Lütfen.
Ferman gelecek, tamam mı? Bir onu bulacak. Lütfen merak etme. Alo Nazlı, çok acil bir durum oldu hastanede. Ben hastaneye geldim, tamam mı? Sen beni bekleme, yatıyor. Ya da beni bekle, beraber uyuruz. Hadi. Görüşürüz, bay bay, tamam. Geldiniz mi? Ya. Bir teşhisi var mı? Ölür diyor bu Muhsin. Kalbinde bir problem varmış ama tam detayını bilmiyorum. Bir bakarsın herhalde, değil mi? Tamam. Merhaba güzel kız. Ben Ferman abin. Memnun oldum. İzin olursa muayene edeceğim, bir bakalım ne var diye, tamam mı? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Muhsin Bey. Keşke de bir yiyemedik. Ya yiyemedik, evet. Şimdi yesek mi acaba? Bu saatte. Yani, bilmem, keşke yemenin saati mi olur yani? Sohbet ederdik. Çok güzel olurdu gerçekten ama ben hiç havamda değilim bu akşam. Beni affedin. Eve gidip biraz ağlayacağım galiba. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı. Tatlı ye diyorlar. Tatlı ye. Kim diyor? Bağırma bana. Hanımefendi iyi misiniz? Hemşire, sedye, boyunluk. Nabzı var ama yavaş atıyor. Kim bu hasta? Nereden geldi buraya? Bilmiyorum hocam. Yeni geldi herhalde. Solunum iyi. Arkadaşlar tren mi geçiyor? Neye bakıyorsunuz ya? Tren miyiz biz? Hadi de alın. Hadi alın sedye. Çabuk, dikkat. Hoppa. Hazır. Bir, iki, üç. Kal. Devam. Dikkat. Dön. Yavaş. Sakin. Acele etmeyin. Adınız neydi? Kimliğine bak. Adı neymiş? Alıyoruz. Bir, iki, üç. Hocam bir şey yok. Bir bilgi yok. Tamam yaz. 20 yaşlarında, kimliği belirsiz kadın. Senkop geçirip düştü. Kün kafa yaralanması. Yani çokluğu minör yaralanma. Kafasında 5 santim kesik. Kulağında çok kötü iltihap var. Yazdın mı? Yazdım hocam. Travmayla toks paneli çıkar. EKG, göğüs filmi, beyin BT'si. Psikiyatride söyle baksınlar. Hocam siz bu kadar test istemezsiniz normalde. Keyfimden değil herhalde Selvi. Bir şey gördüm. Hadi uç. Her yere stent takmışlar. Her yere. Bize de bağlayacak birkaç damar bıraksalarmış keşke. Ameliyatı yapabilecek misiniz? Tanju Hoca, açık olacağım. Sol koroner artar felaket durumda. Dayanabilir mi bilmiyorum. Damarlar incecik ve hepsi tıkalı. Çok riskli Tanju Hoca. Yapın. Tanju Hoca.
Sancı Hoca. Yapın. Risk falan umurumda değil. Ben nasıl bırakayım öyle kızımı ha? Vermezsen bırakabilir miydin Leyla? Tamam. Ameliyatı yapacağız. Ama başarılı geçse bile iyileşme ihtimalini biliyorsun, zor olacak. Hiçbir şey umurumda değil. Yeter ki yaşasın. Heparin başlayalım. Belki o ana kadar birkaç damar açılır. Bağıtılaşma seviyesini de kontrol altında tutmamız gerek. 4 saatte bir. 4 saatte bir kontrol edelim. En ufak bir solunum sıkıntısı yaşarlarsa saat kaç olursa olsun beni arasınlar. Yarın alıyoruz ameliyatı. Sunay. Sağ ol. Tanju Hoca'nın kızını gördünüz mü? Ne tatlı. Evet. Gece ben yanındaydım. Allah yardımcıları olsun. Çok tatlı gerçekten. Çok. Çok güzel. Günaydın. Bu güzel günde nasılsınız acaba? Bu ne ya? Böyle parlamaktır bu bugün. Ne bu? İşte değil. Her zamanki hali. Çiçek de almışsın. Yakışır dedim ya, bu güzel güne. Yok yok, bir şey var. Kesin bir şey var. Ya var diyorum, yüzüne nur inmiş resmen. Nasıl söylesene hadi çabuk. Aa, zaten nurlu benim güzelim. Hayır efendim, ben tanırım bu kızı. Yok. Hadi, ya söyle. Hadi. Ya Tuğrul. Öyleyle bilip duyduk ilk defa. Kınayın. Ne yapıyorsun? Hastanedeyiz. Ay ablam, olacak ya, hastanedeysek. 1 yıl olmuş beraber uyumayalı Ali'nin durumu yüzünden. Ay gerçekten 1 yıllık sevgilisiniz artık ya. İşte, bunca zaman sonra kavuşmak nasıl olmuştur? Yani şimdi size anlatamam. Ama gerçekten 1000 yıl sonra kavuşmuş gibiydi. Ay. Şşt, Ali geliyor. Nazlı. 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 Gelir misin? Seninle acil bir şey konuşacağım. Ay Allah Allah. Nazlı. Dün gece söyleyemedim. Söylediğim resmi geliyor. Benim de. Söyledim, merak ettim. Efendim hoca, hastaneden ayrılıyor. Onunla birlikte gitmemi teklif etti. Nasıl? Sence ne yapayım? Yani bilmem, ani oldu bana da. Ama bu senin kariyerin. Ben sana her şekilde destek olurum. Hep bir karar vermek zorunda mıyız bu hayatta? Güzelliği de burada ya zaten. Evet. Hocam. Kafa BT'si, alkol, uyuşturucu testi normal. Hı hı. Psikiyatrin ne dedi? Mental bir durum yokmuş hocam. Gece kendine gelmiş, gayet akıcı konuşmaya başlamış. Kimliğini niye öğrenememişler o zaman? Söylememiş. Nasıl söylememiş? Ne derdi varsa artık. Psikozu başka bir şey tetikliyor dedi Burcu Hanım. Bir sürü test yaptık, boş boşuna israf. Kulağımda iltihap var, göğüs filminde de pönömün başlangıcı. Nazlı'ya söyle 2 tane antibiyotik yazsın, yollasın. Hocam nasıl yollasın? Kız psikoz geçirip duruyor. Bizim işimiz mi o? Ama... Açelya, yatılacak bir şey yok. Antibiyotik taburcu, bitti gitti. Huzur evine çevirdiniz iyice burayı.
Kızım kafamdan ameliyat oldum, kafamdan. Elim kolum tutuyor ya. Doruk hemen yatağa. Hemen yatağa şimdi Musul'u çekirse ne diyeceksin? Aman tamam, tamam. Çişini yaptın mı sen? Şelalelerce. Ayrıca tahlillerime de baktım. Hepsi on numara, her şey yolunda. Canım çok sıkılıyor benim. Bir vaka falan anlatsana. Var mı öyle yeni heyecanlı vaka? Ha? İyi tamam. Gece bir kız gelmiş. Kim olduğunu bilmiyoruz. Böyle evsiz gibi görünüyor. Gelgitler halinde psikoz geçiriyor. Ama psikiyatri teşhisi yok. O yüzden yatırılmamış. Kulak iltihabıyla pnömeni başlangıcı var. Ve şimdi acele de mesaj atmış. Muhsin Hoca diyormuş ki... Selametle diyor. Sen de yatırmak istiyorsun onu. Ya evet. Görsen bu kadar kötü durumda ki ben şimdi onu nasıl göndereyim? Şey olsa mesela, bu gelgitlerin birinde kalbim sıkışıyor demiş olsa mesela. Nasıl yani? Yani hastaneden çıkarken birden göğsüne böyle büyük bir ağrı saplanmış olsa. Muhsin Hoca nereden teyit edecek ki? Kalp krizi şüphesiyle. Ya sen... Sen var ya çok uyanıksın. Bu çocuk daha ölmedi Nazlı. Bu çocuk daha ölmedi. Ve sıkıntıdan patlayacak şimdi burada böyle. İç organların duvarları hiç saçılacak şimdi. Kurul bitti. Netice belli oldu. Hı hı. Senin gibi birine bu hastanede... çok ihtiyaç varmış. Bitti çocuk, bitti, bitti. Ceza almayacaksın. Almadım, 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 ceza almadım, almadım. İnandım, inandım, oldu. İnan, olur. İnanınca olur. İnan... Oldu. Ne yapıyorsun sen burada bakayım? Düşünüyorum. Bu hastanede istenmediğim günler oldu benim. Ama çalıştım. Çalışınca oluyor. Korkmamak lazım. Şimdi başka hastanelerden teklif bile alıyorum. Ne? Bir dakika, bir dakika. Nasıl başka hastanelerden teklif alıyorsun? Ferman Hocam'ın gideceği hastane... benim de onunla gelmemi istedi. Aa, aa. Ha, Ferman gidiyor, bir de yanında seni mi götürüyor? Yeni hayaller kurmak lazım. Ha. Oo, aa, ben onu hayal kurdururum. Çok güzel hayal kurdururum ben. Ha. Bak sen ya. Aa! Ferman'a bak. En sevdiğim şeyler. Dur sen dur. Dur. Yanlış bir şey mi yaptım? Beliz, bir durur musun? Konuşmak istemiyorum Beliz, seninle. Beliz, bir durur musun lütfen? Dün çok sinirliydim, gerginliğim kararımı açıklıyorken istemediğim şeyler söylemiş olabilirim. O yüzden açıklamama izin ver. Ferman!
Sen kim oluyorsun ya? Kim oluyorsun da benim cerrahımı başka hastaneye götürüyorsun? Bencil adam. Ferman, Ali'yi mi götürüyorsun? Öyle bir şey yok, sadece teklif ettim. Edemezsin efendim, edemezsin. Önce bana soracaksın. Önce bu perişan ettiğin kadına soracaksın. Filiz, bu şu an tartışabileceğimiz bir konu değil mi? Hiçbir yere gitmiyor Ali. O kadar. Ustatım, lütfen bağırıp durmayın, bu bir. Ki bu Ali'nin kendi kararı, kendi iradesi ve kimseyi ilgilendirmiyor. Hadi götür, hadi götür bakayım, nereye götürüyormuşsun Ali'yi? Ustad Hanım, gerçekten size uymayacağım şu. Uy! Hadi uy bana, ne olursun ya, uy! Sen ne yapıyorsun ya? Adam otizmle nasıl alışacak başka bir yere? Bu kadarını sen düşünmüyor musun? Ama yok, ben senin biliyorum derdin ne olduğunu. Sen Ali'yi Muhsin'e kaptırdın ya, senin derdin zorun o. Karşında seni seven, bu kadar seni düşünen, pamuk gibi bir kadın var. Sen ondan da faydalanmaya çalışıyorsun, değil mi? Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hastane bizim, Ali de bizim cerrahımız ve burada kalıyor. Anladın mı? O kadar. Gel Beliz'ciğim, sen bakma ona. Oralı bile olma. Hiç aldırma, yürü. Artık böyle yapamayacak mıyım yani? Canımın içi kuzucuğum. Başka şey buluruz. Ama bunları sonra düşünürüz, olur mu? Benim kalbim çok mu kötü baba? Aşkım, birazcık zayıflamış. Ama ben yanındayım, merak etme. Güçlendireceğiz beraber, tamam? Kötü işte. O yüzden sen beni istemedin. Sen olur mu öyle şey ya? Niye çağırmadın beni o zaman? Niye gelemedin ben hiç? Artık bale de yapamayacağım. Senin için gidiyordum ben. Sana gösterecektim hareketlerimi. Aşkım öyle söyleme lütfen. Nefes. Suna. Nefes alamıyorum. Hemşire, Ferman'ı çağır. Suna. Kaçamayın. Nefes alamıyor. İğne yaptığımız yerlere bak, tek tek çabuk. Niye kanıyor hocam? Ferman! Heparinden hoca çekil. Gel hoca çekil. Esti fırladı. Tamam Suna. Tamam. Akut miyokardiyal enfarktüs. Ferman daha 8 yaşında. Kardiyak enzim testi nerede? Burada. Al bak. Tamam sakin. Gerçekten fırlamış. MR. Ali'ye söyleyin aşağı insin. Çabuk areste girmeden ameliyata almamız gerek. Haydi. Hazır mısın? Hazır. Çek. Devam. Çek, gel, çek. Gel böyle. Tam olarak neyin olduğunu bulamadık. Birkaç test daha yapmamız lazım. İsmin neydi? Biz bulamadık da ailene haber vereceğiz. Daha önce başka bir hastaneye mi gittin? Buradan önce. Nazlı, çabuk buraya gel. Ya taburcu edin demedim mi ben size? Göğsünde bir ağrı vardı. Biz de kalp krizi şüphesiyle tekrar yatırdık. Kalp krizi mi? EKG'si tertemiz. Yani demek ki sonradan oldu. Sonradan diyorsun. Ben hiç ikna değilim bu işe Nazlı. Hemen çıkışını yap. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bizim başka hastalara, daha acil hastalara bakmamız lazım. İsraf bunlar hep, israf. Tabii.
Hayırdır Abbas? Yolculuk nereye? Hey! Dilimizi biliyor musun? Peki. Kulağında enfeksiyon varmış galiba, ona bakacağım. Tamam. Ne yapıyorsun be? Saçmalama. Ha şöyle ya. Doktorum ben. Hi. My name is Dr. Doruk. Merhaba. Ben de astronot Sabiha. Lütfen şimdi hangi koğuştan geldiysen oraya dön. Sen söylemezsen ben de söylemem. Aramızda. Ha yok ya, ben gerçekten doktorum. Harbiden doktorum ben. Ameliyat oldum sadece. Entariye falan takılma sen yani. Hı, doktorsun. Vallahi doktorum ya. Sınav yap istersen. Al o zaman, söyle bakalım doktor, sen bu ne? Bilemedin. Hadi hayatta başarılar. Bak gerçekten doktorum ya. Bak getiririm diplomamı, asarım yatağının ucuna, görürsünler. Tamam, kabul ediyorum, doktorsun. Şimdi çekil önünden, gidiyorum ben. Bana bak. Meteor gibi geldin, düştün buraya. Herkes senin yüzünden kavga ediyor. Hiçbir yere gidemezsin. Tamam? Seyret beni. Ne oldu? Hemşire! Hemşire! Tamam, sakin ol. Sakin ol. Yavaş. Tamam. Ne oldu? Hipovansif. Ciğerleri pıhtat. Kan az çabuk. Doruk, olmaz olmaz. Kendi kanında mı olacak? İntübe edeceğiz. Laringoskop. Tamam. Tamam, sakin ol, tamam mı? Çok derin nefes almamaya çalış. Sakin ol. Anne. Solunum yolunda çok kan var şu an. Bronşları kan dolu. Nabız çok düştü. Tüp alayım. Evet. Evet. Ses tellerini şu an geçiyorum. 90 derece. Tamam. Şişir şimdi balonu. Evet. Nabız normal. Bu şimdilik tutar. Ama bronkoskopi yapmamız lazım. Nazlı'ya söyle, hemen aşağı gelsin. Kanımı durdum. Biyopsi için lokör ne yazsın mı? Ha, tamam. Lezyonlar var. Bronşları aşındırmış. Pneumoni değil bu. Nasıl? Kanser mi? Bilmiyorum. Birçok şey olabilir. BT çekelim. Ay, çok pahalı. Aa. O ne demek ya? Parasına göre mi çekeceğiz BT'yi? Ha yok yok, onu demiyorum ya. Kızın çantasını buldum. Çok pahalı bir çanta. Çöpte falan mı buldu acaba? Çalmıştır belki. Yani çünkü onun olamaz. İçinde bir de bir isim var. Harika Turşucuzade. Tam zengin ismi. Herhalde değildir. Tamam. Bakalım ismi. Bu da doğru Selin'e. Kızcağız yoğun bakımda enfarktüse girdi. Masada kalırsa ne yapacağız? Bypass alacağız. Koruyacağız. Onu... Adım? Adım yok. Adıma ne olmuş? Adım. Adam? Adıma ne olmuş böyle? Bilmiyorum Ali. Ali? 2 dakika gelebilir misin benimle? Hop, senlik bir durum yok. Sen kal. Nereye gidiyoruz? Bak, gitmek kalmak senin bileceğin şey ama ben senin iyi düşünmeni istiyorum Ali. Ben düşünüyorum zaten. Ben de işte onun için bir destek atayım dedim. Yani bazı şeyleri, önemli şeyleri atlama diye. Tamam mı? Geldik.
Loc'un odası. Geç. Ben gerildim. Bunu bir miras gibi düşün. Adil Hoca'n seni büyüttü, hazırladı. Tamam yani biz birbirimizi pek sevmezdik ama biliyorum ki burası onun eviydi. Şimdi de senin evin. Onun koltuğunu devralmak istemez misin? Yok artık. Ya bu bel altı vurmak değil de nedir acaba? Ali, bir şekilde aklına girmeye çalışıyor senin, anlamıyor musun? Ya başka hastanede çalışmamız Adil Hoca'ya ihanet ettiğimiz anlamına gelmiyor. Sana ne oluyor? Ha? Sen demiyor muydun bırakalım da kendi versin kararını diye? Niye müdahale ediyorsun şimdi? Çünkü Ali'nin durumunu kullanıyorsunuz. Ayrıca Adil Hoca sizi sevmezdi bile. Ama Ali'yi çok severdi değil mi Ali? Senin onun yerini aldığını görse mutlu olmaz mıydı? Söyle. İnanamıyorum şu an. Asıl ben sana inanamıyorum. Tamam. Sunan'ın bize ihtiyacı var. Ameliyathaneye gitmemiz lazım. O da için teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Senelerce otur inşallah. Gidelim Ali. Hadi çabuk ol. Gelecek şimdi, hadi çabuk ol. Hadi canım. Nasıl ya? Bu o mu? Mete ve Şükran Turşucuzade'nin biricik kızı. Harika Turşucuzade. Baksana dedesi, büyük dedesi sarayda turşucuymuş. Bu arada bayılırım ha turşu suyuna. İçine böyle acır koyduracaksın, lahana koyduracaksın. Çok az böyle pancar suyu döküp biraz mu? Evsiz sanıyorduk. Aristokrat çıktı kız, iyi mi? Aa, ressammış bir de bak. Bak galeri açmış. Arasana. Ailesini arasana. Hadi çabuk ol ama. Müslüm Hoca gelecek. Buyurun. Merhaba, ben Doktor Nazlı Gülengül, Berhayat Hastanesi'nden. Şükran Hanım, kızınız Harika Turşucuzade'nin yatışını yaptık. Evet. Evet. Şu an durumu stabil. Ama kızınız hasta, Şükran Hanım. Biliyorum. Paranoid şizofren. Şizofren mi? İlaçlarını içmiyor. Babası bizimle yaşayacaksan içeceksin ilaçlarını dedi. Sonra da çekti gitti. Bir daha da görmedik. Biz kızınızın şizofren olduğunu düşünmüyoruz. Siz kimsiniz tam olarak? Yani kusura bakmayın ama biz kızımızı kimlere götürdük? Hepsi de aynı şeyi söyledi. Şizofren. Tamam. Buraya gelseniz yüz yüze konuşsak. Nazlı Hanım, öyle işi gücü bırakıp bir yerlere gidemiyoruz biz. Harika şizofren. Bunu kabullenmesi gerek sadece. İlaçlarını içirin, masraflarını yollarsınız. Ne oldu? İşte şey, yani şizofren dedi. İlaçlarını verin, masrafları da bize gönderin dedi. Nasıl ya? Gelmeyecekler mi? Ay inanamıyorum. Bunca olanak içinde kız yapayalnız.